Kürtel Luanda olan ve yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip olan Angola, 1975 yılında Portekiz'den bağımsızlığını kazanarak kurulmuştur. Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan Angola'nın komşuları güneyde Namibya, kuzeydoğuda Demokratik Kongo Cumhuriyeti, doğuda ise Zambiyadır. Angola'nın resmi dili Portekizce, para birimi Kuansa'dır. Angola'nın sahil kesimlerinde tropikal iklim orta kısmında ılımlı tropikal iklim, güney kısmında ise sıcak ve kuru bir iklim gözlenmektedir. CNN Türk ekranlarından Dünyanın Turizm Programı'ndan herkese merhabalar. Bu hafta Dubai'deyiz. Önemli bir konuğumuz var. Mr. Ramzi... Bay Ramzi Rankosi, televizyon programımıza hoş geldiniz. Dubai'de bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Size çok özel ve temel sorular soracağım. Özellikle otel yatırımları hakkında. Çünkü siz Radisson Otel grubunda Afrika, Türkiye ve Orta Doğu'daki otellerin gelişiminden sorumlu başkan yardımcısısınız. Sorularıma başlamak istiyorum. Arap ülkelerindeki otel yönetimi ve iş geliştirme fırsatları konusundaki görüşleriniz nelerdir? Ne düşünüyorsunuz? Bugüne bakacak olursak Mısır haricinde genel olarak Orta Doğu bizim için inşası devam eden ya da faal durumda olan 70 otel anlamına geliyor. Evet. Genel olarak bunlar iki ülkede. Biri Suudi Arabistan, diğeri Birleşik Arap Emirlikleri. Bizim için Suudi Arabistan sonra da yapılan siyasi reformların neticesinde Katar ön planda diyebilirim. Pek çok şehirden söz edebilirim. Sadece Riyad ve Cidde değil. Kutsal şehirler Mekke ve Medine de bunlara dahil tabii ki. Dubai'nin başarısında havaalanı büyük bir etken. Çok güçlü bir erişim merkezi. E biz de bundan faydalanıyoruz tabii ki. Sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nde 25 otel, Suudi Arabistan'da 45 otelimiz var. Katara ne diyorsunuz? E, Doha'da da otellerimiz var. Evet. Doha'daki tesisimiz grup içindeki en büyük tesis. Büyük bir yatırımcı olarak oradayız tabii ki ve Doha'nın büyüme potansiyeli oldukça büyük. Dünya Kupası. Evet, Dünya Kupası da önemli. Fakat sırf Dünya Kupası'na dayanarak sürdürülebilir büyüme elde edemezsiniz. Sadece büyük bir etkinlik sonuçta. Bence Doha finansal bir merkez. Büyük bir finans bölgesi ve kendini öne çıkarıyor. Fakat komşu ülkelerde yaşanan çatışmalar hava yolu ulaşımını etkilemiş durumda. O yüzden Doha'daki büyüme oranı şu sıralar biraz yavaşladı. Dubai'de otel arzında bir doygunluk yaşanıyor mu sizce? Çünkü Dubai'ye geldiğim zaman pek çok otel görüyorum aslında. 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız çok sayıda lüks otel olduğu gibi orta sınıfa yönelik oteller de var. Benim görüşüme göre bu arz ihtiyaca yönelik değil. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dubai'deki mevcut durumu ve son birkaç seneyi düşünecek olursak gayet makul bir soru. Fiyatlandırma açısından piyasada baskı olduğunu görüyorum. Daha erişilebilir ve daha ekonomik hale geliyor. Fakat gelen yolcuların sayısına baktığınızda talebin arttığını görüyorsunuz. Dubai'deki en ilginç hususlardan biri arzın çok yüksek bir hızla artıyor olması fakat talep de artıyor. Bizim için hala büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Özel sektör genel olarak büyüyor. Ayrıca pazarı daha geniş kitlelere açtık. Daha önce gelişmiş ülkelere ve Avrupa piyasalarına yönelik çalışılıyordu. Şimdi ise çok sayıda Asyalı ve Çin vatandaşı Dubai'ye geliyor. Onlara varış alanında vize kolaylığı sağlıyoruz. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde talepte bir artışa neden oluyor. Önümüzdeki 18 ayda... Burada devam eden evet, bir büyüme var. kesinlikle. Bu şekilde arz ihtiyacı karşılıyor. Diğer bölgelere ne diyorsunuz? Özellikle Suudi Arabistan'dan söz ettiniz. Onun dışında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni saydınız. Peki Kuveyt hakkında ne düşünüyorsunuz? E Kuveyt ilginç bir örnek. 1980'lerde Avrupa dışındaki ilk Radisson Blue aslında Kuveyt'teydi. Çok ilginç. Yani ilk yatırımımızı Kuveyt City'de yapmış olduk. Kuveyt daha küçük bir pazar ve küçük bir ekonomi. Bu yüzden çok sayıda otel ekleyeceğimizi sanmıyorum orada. Zaten iki büyük otelimiz var bölgede. Birisi Radisson Blu, diğeri de Radisson Collection. Fakat Körfez bölgesi kendi içinde aslında son derece kapalı bir ekonomi. Ee, bir komşu ülkede yaşanan gelişmeler mutlaka diğer bölgeleri de etkiliyor. Bu yüzden. Afrika'ya gelirsek Afrika hakkında görüşleriniz neler? Afrika'da Angola'da bir etkinliğe gittik. Son derece başarılıydı ve sizler yani ortaklarınız da orada mevcut. Yani Afrika ve Afrika pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sadece bir gecelik konaklama için bir odaya 500 dolar ödüyorsunuz. Bunlar çılgın rakamlar. Sizler de Afrika'da büyük otel işletmecilerinden birisiniz. Piyasa hakkında görüşleriniz ne? 90'lı yıllardan bu yana Afrika'da yer alıyoruz. Bugün Radisson grubu olarak gerek inşaat gerekse operasyonel olarak neredeyse 95'e yakın otelimiz var bölgede. Sizin de dediğiniz gibi genelde Sahra altı bölgede. Yani Güney Afrika'da çok güçlüyüz. Oradan hareketle büyüyoruz. Kenya'da otellerimiz var, Kigali'de otelimiz var. Orada çok sayıda Afrika zirvesi ve Afrika konferansları düzenlendiğini söyleyebilirim. Aynı şeyler Angola'da da yapılıyor. Angola faaliyetlerimizi geliştirmek istediğimiz ülkelerden biri. Ölçeklenebilir gelişme açısından birkaç şehri belirlemiş durumdayız. Yani orada markalarımızı geniş bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Şimdilerde kıtanın Fransızca konuşan bölgelerine yoğunlaşıyoruz. Yani Batı Afrika'da Dakar, Senegal, Abidjan, Fildişi Sahili. Aynı zamanda Fas, Tunus, Cezayir'de ilk Radisson Blu'nun açılışını yaptık örneğin. Anlıyorum. Bu açıdan bakacak olursak Radisson Blu ya da diğer markalarınızın arasındaki farkı belirleyen temel ölçütler neler? Yani özetle bunların arasındaki fark nedir? Şimdi bunun tarifi aslında aynı. Konumdan bahsediyoruz. Gerek konaklama gerekse her türlü emlak işinde bu değişmez. Bizim açımızdan konum hala başarının en önemli etkeni. Konukları destinasyon merkezine çekecek olan şey budur. Bu da başarıda pay sahibidir. Bir de ortak önemli tabii ki. Sizin de dediğiniz gibi biz bir işletme şirketiyiz. Yani yönetiyoruz. Otellerin sahibi değiliz. Yani yatırım yapmıyoruz. Doğru. Ortaklarımızın kalitesi ortaya koymaya çalıştığımız denklemin önemli unsurlarından. Doğru ortak olmalı. Doğru. Nijer'de neler yaptıklarınızı gördüm. Evet. Galiba iki hafta önce yeni bir tesis açtınız. Doğru. Nijer'de aslında uluslararası faaliyet gösteren bir otel markasının ilk otelini tam da Nijer'in başkenti Niamey'de açmış bulunduk. İlk Radisson Blue otelini açtık orada. İlk Afrika zirvesine ev sahipliği yapmak üzere de bekliyoruz. Temmuz ayının ilk haftasında olacak bu. Sizin de dediğiniz gibi Afrika'da güçlü bir varlığımız var. Radisson Blue olarak. Bu bizim piyasalara girişteki başlıca markamızdır ve 5 yıldız klasmanındadır. Anlıyorum. Peki Afrika konusunda, özellikle de Afrika pazarı? Evet. Hiç Türk yatırımcı görüyor musunuz? Bundan bahsetmeniz son derece ilginç aslında. Afrika'ya pek çok inşaat şirketinin geldiğini görüyoruz. Afrika çok büyük bir kıta ve inşaat kapasitesi, inşaat malzemeleri gibi alanlarda uzmanlık henüz tam yerleşmiş değil. Öte yandan Türkler bu konuda son derece uzman. Türkiye'den çok sayıda inşaat şirketinin buraya gelip yerel şirketlere destek olduklarını ve sektörde önemli yer tuttuklarını gördük. Çok iyi, çok iyi. Afrika'yı konuştuk, Arap bölgesini konuştuk. Türkiye'deki piyasa hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Türkiye'ye büyük yatırımlar yapıldı. Ve sizin grup olarak Türkiye'de 30 ya da 40 oteliniz var. Türkiye hakkındaki düşünceleriniz ne? Türkiye pazarı, fiyatlar ve doygunluk oranları. Bu konularda görüşünüz ne? Türkiye'de şu anda 25 otelimiz var. Gelecek 5 yıl içinde bu sayıyı 50'ye çıkarmak istiyoruz. Genelde başkent Ankara'da yoğunlaştığımızı söyleyebilirim. İstanbul'da da öyle. İstanbul şu anda bizim için en önde gelen pazar. İstanbul'da neredeyse 10 kadar Radisson Blue var. Ve sık sık şöyle bir espri yaparız, İstanbul'u diye. İstanbul'u, İstanbul, evet. Şu anki durum bu. E, sonuç olarak önemli şehirlerde önemli ekonomik merkezlere doğru genişlemek istiyoruz. Peki önemli ekonomik merkezlerin yanı sıra kıyı bölgelerinde oteller görecek miyiz? Tabii ki. Geçenlerde Türkiye'deki ilk Radisson Collection'ın Bodrum'da yapılacağını duyurduk. Antalya bölgesinde ve kıyı şeridinde daha da büyümek istiyoruz. Fakat sonuçta her şey konuma, kapasiteye ve doğru projeyi bulmamıza bağlı. Antalya bölgesinde çok sayıda marka görüyoruz. Doğru önde gelen markalar. Oradaki konsept çok farklı. Peki bu sizin markalarınızla uyumlu mu? Sadece Marriott'tan bahsetmiyorum. Evet. Ortada tamamen farklı bir konsept var. Uluslararası markalar açısından bir uyumluluk var mı? Uluslararası markalar Antalya gibi konseptleri nasıl değerlendiriyor? Şarmel Şeyhi düşünün mesela ya da İspanya'nın bazı bölgeleri. Evet. Bu tamamen farklı bir alan. Doğru. Yatırımcılar ve işletici şirketler bu tür bölgelere nasıl bakıyor? Doğru. Bizim açımızdan şunu söyleyebilirim. Hepsi dahil konseptine kesinlikle girmeyiz. Markamız hepsi dahil konseptine uygun değil. Antalya örneği üzerinden devam etmek istersek e, genel olarak yapmak istediğimiz şey aslında yaz dönemi gibi mevsimsel çalışmak değil. Aslında kışında çalışmak istiyoruz. Bunun için doğru ürünü ortaya koymalıyız. Bizim için doğru ürün şu şekilde oluyor: büyük bir otel, yeterince odası olan bir otel, aynı zamanda çok sayıda toplantı alanı ve toplantı etkinlikleri olan bir otel. Böylece Avrupa'dan kurumsal müşteriler getirebiliriz. Anlıyorum. Yani bu durumda kapasitenin gerçekliğe dönüştüğü bir dönüm noktasından söz edebiliriz. Bana göre temel unsur bu. Bir sorum daha var. Dediğim gibi markalar arasında farklılıklar nedir? Çünkü çok sayıda marka var. Doğru. Dünya çapında kiminin 5000 oteli var, bir diğerinin 3000 oteli var bir başkasının 10.000 oteli var. Sizi diğer markalardan ayıran nedir? Aslında bizim için ayırıcı temel iki özellik var. Biri kendimizi tüketici açısından nasıl konumlandırdığımız, ikincisi ise kendimizi otel sahipleri ve yatırımcılar açısından nasıl konumlandırdığımız. Bizim iki hedef kitlemizin bunlar olduğunu söyleyebilirim. Tüketici açısından bakarsak, hangi markaya sahip olursak olalım, işin özünde hizmet felsefesi var. Bana göre Radisson Otelleri'nde ortaya koymuş olduğumuz hizmet felsefesi evet yapabilirim şeklinde. Bu evet yapabilirim tavrı genel olarak müşterilerinin herhangi bir talebini bir şekilde çözüm bulma odaklı yaklaşımdır. Bu tüketici odaklıdır. Bundan hareketle ikinci kısmına ilerliyoruz. O da her an önemlidir şeklinde. Bu da size hizmet felsefesini gösteriyor. Yatırımcılara gelirsek son yıllarda bize ve markalarımıza yatırım yapan kişiler katma değeri olan bir şey sunuyor aslında. Doğru fiyatlandırma şart tabii. Elimizdeki tüm markalarda bunu zaten başardık. Evet anlıyorum. Yani anladığım kadarıyla sizde belli başlı, lüks olmalıyız tarzında bir tavır yok. Aslında öyle markalarımız var. Örneğin bu bölge için geliştirmiş olduğumuz 5 markamız var. Bunlar lüksü sunan Radisson Collection'a dayanıyor. Fakat daha orta düzeyde, orta segmentte yer alan tesislerde de geçerli. Fakat tüm bu markaların doğru konumlandırılması gerekiyor. Segment ve fiyatlandırma olarak konumlarını seçmeleri gerek. Daha önce de bahsettiğim gibi geliştirme maliyeti de çok önemli. Geliştirme maliyeti, yatırımın sürekli büyümeye dönüştürülmesi için gerekli bir unsur tabii ki. Yatırımcılar daha verimli ve daha düşük maliyetli olduğunu görüyorlar. Özellikle kurumsal açıdan bakacak olursak, bir yatırımcıya bulunabileceğiniz tavsiyeler konusunda görüşleriniz nedir? Diyelim ki ben bir yatırımcıyım ve FAS'a yatırım yapacağım. Ee, bir otel tasarlayacağım. Onlara ne sunuyorsunuz? Yani özellikle yatırımcı açısından görüşleriniz nedir? Yani her şeyi olması gerektiği gibi tasarlarsanız yatırım maliyeti daha az olacaktır. Doğru. Bu konudaki görüşleriniz nedir? Özellikle de şu anda bizi izlemekte olan hedef kitle olarak... ...yatırımcılar ele alındığında bir otel markasının konumlandırma açısından ya da bir yatırıma başladıklarında onlara tavsiyeleriniz nelerdir? Bana göre en önemli şey burada kronoloji. Yani yatırım ne kadar erken start alırsa biz de o kadar erken devreye girmeliyiz. Bunu destek için yapıyoruz. Genelde proje tasarımı konusunda yatırım sahibi, ben ve mimari ekibin beraber ilerlemesini tercih ediyoruz. Bir otelin devrinde farklı aşamalar var. En iyisi planlama aşamasında birlikte çalışmak. Çünkü bu sayede mekan belirleme konusunda yardımcı olunabiliyor. Ve mekan mekanın ideal bir şekilde kullanılmasını sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda operasyon maliyeti de azalıyor. Çünkü o mekanı son derece verimli bir şekilde tasarlama imkanı bulduğumuz için personel maliyetlerini azaltabiliriz. Bu da yatırımın geri dönüşünü hızlandırıyor. Konuşmamızın sonunda aynı noktaya odaklanılması gerektiğini söylediniz. Ve yatırım başlar başlamaz Doğru. beraber yol almanız gerektiğini söylediniz. Doğru, en iyi çözüm bu. En iyisi, anlıyorum. Bir diğer sorumsa şu şekilde. Yeni bir havalimanı yaptık. Türk ulusu açısından bizim için bir rüya proje. Yani bu aslında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir hayaliydi. İstanbul Havalimanı. Bu havalimanı hakkında düşünceleriniz ne? Sık sık Türkiye'ye uçuyorsunuz. Doğru. Bir uzman olarak ne görüyorsunuz? Daha önce bu başarının tarifini sormuştunuz. Ben de konum ve ortaklıktan bahsetmiştim. Fakat en önemli şeylerden biri de altyapı. Aynı şey havaalanlarının altyapısıyla da ilgili. Her havaalanı aslında büyüme potansiyelinin bir yansımasıdır. Bunu Dubai yapmıştı. İstanbul şu aralar büyük bir havalimanına sahip. Türk Hava Yolları da en ünlü ve en başarılı havayolu şirketlerinden biri. Çok geniş kitlelere ve çok sayıda şehre ulaşım kapasitesi var. Yeni hava limanınız aynı zamanda yeni otellerimizin yer aldığı bir bölgede. Vadi İstanbul'da geçenlerde bir otel açtık. Evet, evet. Yeni çevre yolu sayesinde bu noktadan dakikalar içinde yeni havalimanına ulaşmak mümkün. Ayrıca Odayeri bölgesinde de bir radison olacak. İstanbul Havalimanı'na en yakın otel artık burada olacak galiba. Doğru, bunun anlamı şu. Bir yere bir havalimanı açsanız otomatik olarak... Otomatik olarak orayı çevreleyen bölgelerde atmosfer gelişiyor. Evet, kesinlikle. Altyapı büyümenin temel unsurlarından biridir. Burada altyapı demek, hava trafiği ve bir hedef noktasının birden fazla destinasyonuna hizmet verebilmesi demek. Böylece insanlar oraya gelebilirler. Avrupa ve İstanbul bunlardan biri, Doğu Avrupa'da başka bir pazar. Körfez ülkeleri de başlıca hedeflerden. Çok sık uçuş gerçekleştirme kapasitesi, kolay uçuş erişimi çok sayıda insanın gelmesini sağlayacaktır aslında. Bu tür başarıları daha önce gördük. İstanbul şu anda dünya çapında en büyük havalimanına sahip. Önümüzdeki yıllarda bunun büyümeye olumlu katkısı olacaktır. Bir başka yönü ele alalım. Bir yönetici şirket olarak yatırımcılarla çok yakın bir işbirliğiniz var. İstanbul'u ya da Türkiye'nin başka bir kesimini düşünecek olursanız, örneğin arazi İstanbul'da ama sahibi Suudi Arabistanlı ve yönetimde sizin grup yani bu konuda siz özellikle yatırım alanında çok ciddi bir rekabet var. İstanbul, Barcelona, Londra. Sermaye yani para onlara en iyi fırsatı sunana akar. Özellikle İstanbul'daki yetkililere bu açıdan ne gibi önerileriniz olabilir? Türkiye'de global turizm ekonomisinden daha çok yatırım çekmek için ne yapmalılar? Ben Orta Doğu'dan ve bu bölgeden sermaye kaçışını gördüm. Buradaki en önemli unsur paralarını yatırdıkları yerlerdeki güvenlik. Paris ve Londra her zaman için körfez ülkelerinin paralarını aktardıkları başlıca yerlerden olmuştur. Türkiye açısından artılardan biri, ülkenin kültürel olarak yakınlığının çok sayıdaki yatırımcıya cazip gelmesi. Sorunuza dönecek olursak, haklar ve ayrıcalıklar konusunda şeffaf olunması gerekiyor. İşlemlerde şeffaflık. Paranın nereye gittiğini, ettiğini ve paranızı geri almada kolaylık çok önemli. Sizin de bahsettiğiniz gibi Londra, Paris, Barcelona gibi şehirlerin başarılı olmalarının nedeni de bu. Peki bir sorum daha var. Türkiye'ye yatırım yapacaklar için ne gibi yorumlarınız oluyor? Onları tekrar Türkiye'ye yatırım yapmaya mı çağırıyorsunuz yoksa Afrika'ya mı yönlendiriyorsunuz ya da başka bir bölgeye? Eliniz pek çok destinasyona uzanıyor sonuçta. Bize göre her yerde fırsat vardır. Türkiye ya da Afrika diğer yerlerden farklı değil. Türkiye hakkında konuşacak olursak bana göre tek zorluk kredi maliyetlerinin yüksekliği. Bu yüzden insanların sermayeye ulaşması zor. Bu da piyasada likiditeyi düşürebilir. Afrika'da ise daha rahat yatırım yapabilirsiniz. Yeterince sermayeniz varsa size destek olmaya hazır çok sayıda banka bulursunuz. Aslında yatırım dediğiniz şey finansmana erişimle doğrudan alakalıdır. Bölge geneline baktığınızda belli ülkelerde faiz oranları yüksek. Bu da fırsatların azalmasına yol açıyor. Ekonomik durumdan dolayı Türkiye şu sıralar bu ülkelerden biri. Fakat başka ülkeler yatırım ortamı oluşturma konusunda daha hevesli olabiliyor. Şu ana kadar yer anlamında bir kısıtlama görmedik. Bu bir ekonomik döngü. Ne zaman ki bir bölge yavaşlıyor, başka bir bölge büyüyor. Biz de kendimizi bu ortama uyduruyoruz tabii ki. Anladım. Çok teşekkürler. Bay Remzi bizi Dubai'de kabul Dubai. ettiğiniz için. Bizim için bir zevkti. Teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dünyanın turizmi bu hafta Dubai'deydi. Haftaya dünyanın farklı bir coğrafyasında ve farklı ortasında farklı konuları ve konuklarla tekrar ekranlarda sizlerle. Birleşik Arap Emirlikleri 7 emirlikten oluşmakta. Yüz ölçümü bakımından en büyük emirlik ve ülkenin başkenti Abu Dhabi'dir. İkinci büyük şehri ise Dubai'dir ve nüfusu yaklaşık 2.4 milyondur. Tüm dünyada 132 şehri kapsayan Hedef Şehirler Endeksi raporuna göre, turizmdeki gelişmeden en büyük payı alan şehir Dubai'dir. Rapora göre Dubai'nin 2016 yılında elde ettiği turizm geliri 28.5 milyar dolar. Dubai bu rakamla en yakın rakibi olan New York'u neredeyse ikiye katlıyor. Geçen sene 14.9 milyon kişinin ziyaret ettiği şehirde kişi başı turizm harcaması 1912 dolar seviyesinde bulunmakta. Petrol gelirlerinin artmasıyla birlikte turizme yönelik projelerin birbiri ardına hayata geçtiği kent, günümüzde mühendislik harikası yapıları, gösterişli yaşam ve alışveriş bölgeleriyle konuklarına üst düzey tatil deneyimi yaşatıyor.